compte que ce qui s'est passé en 2015. Je ne sais pas si vous nous parlez de l'histoire, mais l'histoire, vous le savez plus que moi, est toujours écrite par les vainqueurs. Vous nous parlez daha çok edici bir şey midir? Tarihten bahsediyoruz. Fakat tarih kazananlar tarafından yazılan bir süreçtir değil mi? Ve tabii ki vatandaşlarımızı da iyi ve doğru bir şekilde bilgilendirmeliyiz diyorsunuz. Ve gerçekliğin farklı versiyonlarıyla yani birçok ülke için pek KK bir terörist örgüt değildir. Ama sizin için böyledir. Dolayısıyla bunu dikkate almamız gerekiyor. Yorumum bu yöndeydi. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar. Hep başka ülkeleri eleştirecekler. Aşağılayacaklar. Ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var.